Ayşegül Hanım, ben 23 yıl büyüttüğüm kızımın öz babasına ulaşmak istiyorum. Onu bulmam lazım. Konuşmam lazım. Hayatta olduğunu biliyorum ama ne kadar araştırsam da bulamadım. Lütfen yardım edin. Gerçekten çok önemli. Lütfen. Merhaba, ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar ve bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda onlara tanıklık edeceğiz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Programımıza Gökhan Bey başvurdu. Şimdi onun yanına gidiyorum. Ben 23 yıldır büyüttüğüm kızımın öz babasına ulaşmak istiyorum. Ben kanser hastasıyım Ayşegül Hanım. Kızımın hayatta tek kalmasını istemiyorum. Ne kadar ömrüm kaldı onu da bilmiyorum. Peki nasıl verebildi Gökhan Bey kızını size Veysi Bey? Bir travma içindeydi. Ne yapacağını şaşırmış. Psikolojik bir savaş içindeydi. Ayşegül Hanım Aslı. Kızım. Arkadaşlar arayın. Yardımcı olsunlar tamam. Arayın, adam iyi değil diye dedim. Programımıza Gökhan Bey başvurdu. Gökhan Bey 22 yıl evvel evlat edindiği kızının babasını arıyor. Öz babasını. Şimdi onun yanına gideceğiz. Kader ağlarını örüyor derler. Ama belki de kaderin bir kucağı vardır. Merhaba Gökhan Bey, rahatsız olmayın lütfen. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Gökhan Bey, programımıza başvurdunuz. Neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın bir de seyircilerimiz duysun. Ben 23 yıldır büyüttüğüm kızımın öz babasına ulaşmak istiyorum. Onu bulmam lazım, konuşmam lazım. Hayatta olduğunu biliyorum ama ne kadar araştırsam da bulamadım. 23 yıldır bir çocuğu, bir kız çocuğunu büyüttünüz ve onun öz babasını arıyorsunuz. Evet Ayşegül Hanım, hastayım. Kızımın hayatta tek kalmasını istemiyorum. Ne kadar ömrüm kaldı onu da bilmiyorum. Kızınızın ismi ne? Kızımın ismi Pelin. Diğer adı Hasret diye. Öz babası olmadığınızı biliyor mu? Biliyor efendim. Ben gerçekleri kendisine anlattım. Sağlık sorunlarım var dediniz. Ne zamandır? Nedir hastalığınız nedir Gökhan Bey? Ben kanser hastasıyım Ayşegül Hanım. Pankreas kanseriyim. Bir senedir vücudumda kol geziyor. Çok geçmiş olsun. Yakında kemoterapiye başlıyorum. Ne kadar ömrüm kaldı, ne kadar yaşarım bilmiyorum. O sebepten dolayı kızımın bir an önce öz babasının bulunmasını istiyorum. Veysi. Veysi Bey, nereden biliyorsunuz 23 sene sonra bu çocuk yani ister mi acaba öz babası onu, yani bilemiyorum da. O kızını isteyerek vermedi ki Ayşegül Hanım.
Hangi anne baba kızını vermek ister? Onun büyüyebilmesi, geleceği, mutluluğu için böyle bir karar aldı. Maddi durumları zaten yeterli değildi. Hmm. O yüzden oldu. O yüzden oldu efendim. Peki Gökhan Bey, ne zaman söylediniz siz bunu? Hasret demeyelim, Pelin diyelim değil mi? Siz Pelin ismini verdiniz yavruya. Ne zaman söylediniz Pelin'e öz babası olmadığınızı? Pelin'e aslında gerçekleri anlattık. Ancak eşim Yeliz, kızımın psikolojisinin bozulmaması için bunun uygun olmayacağını söylemişti. Ancak 18 yaşına geldikten sonra... Söylemeyi Pelin, tercih ettiniz. Tek tek her şeyi ona, gerçekleri izah ettim, anlattım. Peki Gökhan Bey, ne iş yapıyorsunuz? Ben emekli başkomiserim. Daha önce polistim. Sonra bir ilçede başkomiser olarak görev yaptım. Oradan emekli oldum efendim. Peki eşiniz o nerede? Eşim vefat etti. 11 yıl oldu. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Bir hastalığı falan. Teşekkür ederim. Dostlar sağ olsun. Hasta falan değildi. Sapasağlamdı. Bir trafik magandası kopardı bizden Yeliz'i. Pelin ilkokula gittiği sıralarda kızımı Yeliz bırakıyordu okula. Ben o sıralarda başkomiser olduğum için ekip otosunu kullanıyordum. Bir sabah yine Pelin'i okula bırakacağı zaman Yeliz okula bıraktıktan sonra dönüş yolunda otobanda iki trafik magandası bir sağından bir solundan sıkıştırmaya başlıyorlar Yeliz'i. Aniden o magandalar eşimin arabasının önüne direksiyonu kırınca panikliyor. Ah ya. Panik, o panikle direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarpıyor. O günden sonra kızımla hayata tutunmaya başladık. Peki bir şey soracağım. Hasret de iyi misiniz? Duygulandım birazcık. İyisiniz değil mi? İyiyim efendim. İyiyim. Duygulandım. Bir anda o şey geldi gözümün önüne. Çok acı bir olay. Ne demek? Çok acı bir olay. Kolay mı yani? Allah sabır versin. Kızımla bir başımıza kaldık. Birbirimize destek olduk. Peki Pelin'le diyelim, Veysi Bey'le diyelim. Nasıl tanıştınız? Nasıl anlatayım Ayşegül Hanım? 17 Ağustos depreminde. Depremde. Allah depremde o günleri... mi gördünüz ilk? Evet, maalesef o şeyi duyunca zaten biz depremi eşimle beraber hemen koştuk. Depremzedelere yardımcı olmak, görevlilere destek olmak. Ne kadar güzel. Amacıyla aman Allah'ım. Aman Allah'ım. İşte 22 yıl önce. 22 yıl oldu ama hala anlatırken etkisindesiniz yani. Kim kalmaz ki değil mi etkisinde? Hepimiz kaldık. Hepimiz etkisinde kaldık. Sormayın. Her yer toz duman. Her yer o enkaz, o toz, o duman, o yangınlar. O insanların bağırışları, eşlerini arayanlar, çocuklarını arayanlar, anne babasını arayanlar. Çok kötü, çok kötü yani. Kıyamet. Yardıma gittiğimizde çok da mutluyuz. İyi ki de gitmişiz. Bir can kurtarabilirsek ne mutlu bize. O görevlilere yardımcı olmak. O sırada mı tanıştınız Veysi Bey? Veysi Bey ve Pelin'i o sırada gördük. Eşini ve büyük kızını kaybetmişti. Öyle çaresizdi ki, onun o feryatlarını, onun o ağlayışlarını, onun o çırpınışlarını bir görseniz, şu an ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Çünkü birebir yaşayanlardan biriyiz. Günlerce o enkazın altından Veysi Bey'in karısını ve kızını çıkarmaya çalıştık, büyük kızını. Peki nasıl verebildi Gökhan Bey kızını size Veysi Bey?
Ayşegül Hanım. Yani bir tane evladını zaten kaybetmiş. Hani diğerinde ne bileyim sadece karısını onun başına kaybetmiş, gelmedi ki. İşini kaybetmiş, evini kaybetmiş. Zaten yoksulluk da üstüne bir ekstra çabası. Bir travma içindeydi. Psikolojik bir savaş içindeydi. Yokluk zaten vurmuş. Üstüne bir de eşini ve büyük kızını kaybedince çaresizlik içinde. Ne yapacağını şaşırmış. Sadece o değil. Onun gibi onlarca, yüzlerce, binlerce. Onu diyorum yani bir binlerce şekilde. Binlerce insan var. İşte onun oradaki olayı Ayşegül Hanım çok fakir oluşu. Peki Gökhan Bey, Pelin hiç evlatlık olduğunu düşündü mü, hissetti mi? Küçükken yani buna bir ihtimal verdi mi? Vallahi Ayşegül Hanım, Pelin benim hayatımda gördüğüm en sevimli kızdı. Onu kucağımıza aldığımızda el kadar bebekti, küçücüktü. O yüzden kendisine hiç... Hissettirmediniz mi? Hissettirmedi. Kendi evladımızdan ayırt etmedik yani. Ne güzel. Peki eğitim aldı illaki. Okuyor mu, çalışıyor mu, ne yapıyor Pelin? Vallahi Ayşegül Hanım, kızım annesinin izinde. Öyle zeki, öyle güzel, öyle güzel okuyor ki psikoloji okuyor kızım. Çok güzel. Çok yakında inşallah psikolog olacak. Onunla gurur duyuyorum. Peki siz Veysi Bey'e ulaşmaya çalıştınız mı hiç? Daha evvel. Vallahi Ayşegül Hanım, biliyorsunuz ben başkomiserdim. Evet. Polislik yaptığım dönemlerde karakola gittim. Hı hı. Onun adresini aldım. Hı. Bana verilen adrese gittiğimde yıllar önce oradan taşındığını öğrendim. Hı. Ama bu arada boş bırakmadım. Hı. Sürekli karakola gidip irtibat halindeydim arkadaşlarla. Hı. Bir gün beni aradılar. Devre arkadaşlarım, oradaki mesai arkadaşlarım. Zeytinburnu polis karakoluna müracaatı olmuş. Hı. Cüzdanını çaldırmış. Hmm. Adam filan içinde bir de parası varmış. Bulunursa kendisine haber verirsin diye bir telefon numarası bırakmış. Ah Allah'tan. O heyecanla ben o telefon numarasını aradınız. Aldım, aradım. Fakat yine ulaşamadım. Yine ulaşamadım. Yine çaresizlik içindeyim. O yüzden sizlere başvurdum. Sizlere geldim onun bulunması için. Benim artık daha önce de size ifade ettiğim gibi az bir ömrüm kaldı. Kızım hayatta tek kalsın istemiyorum. Şu an bile Veysi Bey bulunsa bile, ekonomik durumu kötü olsa bile... Ha onu diyeceğim yani nihayetinde desteği... bir zamanlar durumu hani müsait değilmiş. Şu an Veysi Bey'in maddi durumunun ne olduğunu bilmiyoruz mesela. Değil mi? Bilmiyorsunuz. Kızınızın da eğitimi devam ediyor. Veysi Bey acaba bu anlamda destek olabilecek mi diyeceğim. Ama siz diyorsunuz ki ben zaten bu anlamda desteğimi hiçbir şekilde Pelin'den kesmeyeceğim diyorsunuz değil mi? Benim zaten mal varlığım kızımın. Her şeyim onun. Her şeyim onun. Her türlü maddi desteği eğitimi için, yaşamı için, kendisi için vermeye hazırım. Benim mal varlığım kızımın olduğu gibi onun öz babasının da yeter ki kızım tek kalmasın ne hayatta. Ne kadar iyi bir babasınız. Tek kalmasın. Yani ben hastalığım zaten gün geçtiği ilerliyor Ayşegül Hanım. Kızımı düşünüyorum, yavrumu düşünüyorum, evladımı düşünüyorum. Peki Pelin hastalığınızı biliyor mu? Vallahi güzel bir soru. Ben kızımla her şeyi paylaştım. Bir tek hastalığımı paylaşmadım. Bir tek onu paylaşmadım. Üzülmesini istemedim. Ama böyle bunu bilmeye hakkı yok mu Gökhan Bey? Biz kızımla hayata tutunduk eşimden sonra. Evet. Kızımla acı günü, iyi günü, güzel günleri birlikte yaşadık. Evet. Tekrardan ona bir acı yaşatmak istemiyorum. Ayşegül Hanım, bir çocuk kaç kere ailesini kaybedebilir? Ya nasıl bir cümle kurdunuz yine ya söylüyorum. Hakikaten yani bir çocuk kaç kere ailesini kaybedebilir? Ailesini kaybedebilir.
İyi bir babasınız siz. Ne güzel bir baba olmuşsunuz Gökhan Bey. Ne mutlu size. Gökhan Bey, biz Veysi Bey'i bulduk. Çok şükür. Çok şükür. Ya ağlamayın ne olur. Arkadaşlar bir peçete alabilirim. Gökhan Bey. Nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Yok. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ekibinize, size... Buyurun lütfen. Oh, çok şükür. Nerede? Ben şimdi telefonla konuşacağım. Kendisini programımıza davet edeceğim. Ondan sonra inşallah sizi de bir araya getireceğim. Allah nasip ederse. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum, rica ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun sizden. Hepimizden. Ekibinizden. Hepimizden. Herkesten. Allah hepinizden razı olsun. O zaman Gökhan Bey bana müsaade edin. Ben şimdi gideyim Veysi Bey'le irtibat kurayım, tamam? Tabii efendim. Müsaadenizle. Müsaade sizin başınıza. Rahatsız olmayın lütfen. İnşallah hayırlara vesile oluruz. Arayalım bakalım Veysi Bey. Efendim? Veysi Bey'le mi görüşüyorum? Benim, buyurun. Merhaba, ben Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusu Ayşegül Günay. Nasılsınız? Çok iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Veysi Bey, programımızı izliyor musunuz, izlemiyor musunuz bilmiyorum. Ama bizde size ait bir emanet var. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz. Programınızı bir iki kez izlemiştim. Sizi tanıyorum, biliyorum. Çok teşekkürler. O zaman az çok bir fikriniz vardır yani. Yani. Evet. Evinizin önünde bizim aracımız var. Eğer ona gelebilirseniz ben sizi birazdan tekrar arayacağım. Bir saniye. Şu siyah araç galiba. Evet, onun doğrudur. Olan değil mi? Doğrudur, doğrudur. Tamam, okey, iniyorum. Tamam, ben sizi birazdan tekrar rahatsız edeceğim. Az önce de söyledim, 22 gün değil, 22 hafta değil, 22 ay değil, 22 yıl. Hakikaten ne bıraktı kasaya bilmiyorum Gökhan Bey ama muhakkak hatırlatacak bir şeydir. Yani şu anda ekipten arkadaşlarımı da... merak ediyorum yani bazıları, çünkü orada hakikaten gelen konuğu çok iyi gözlemliyorlar. Bizim için önemli. Ve araçta. Arayalım bakalım. Efendim? Veysi Bey, araçtasınız sanırım. Araçtayım, evet. Şimdi ben telefonunuza mesajla bir şifre gönderiyorum. Hatta gönderdim. Eğer o şifreyi girerseniz, bir kasa var araçta, gördünüz. Gördüm. O şifreyi girerseniz kasayı açabilirsiniz. Lütfen saniye. Telefonu kapamayın. Kasada ne olduğunu ben de merak ediyorum çünkü. Bir saniye lütfen. Tabii, buyurun. Thank you.
Sakin olun Veysi Bey, yalvarıyorum bakın. Gözlerimde kanlı yaşlar. Kınalı kızım. Kışlar başa geldi. Bin bir dertle doldu. Arkadaşlar arayın, arayın. Yardımcı olsunlar, tamam mı? Arayın, arayın. Ben kapatıyorum şimdi. Tamam arkadaşlar, tamam. Tamam. Arayın, adam iyi değil diye dedim. Tamam orayı, evin önünü arayın yani. Ekibi arayın. Öldü gönlüm yokluğundan. Öldü. Ne? Tamam mı? Tamam arayacağım, bir dakika, ben de insanım yani, değil mi abim şurada? Ben de insanım yani, tamam. Tamam arıyorum, iyi iyi. Veysi Bey de iyiymiş, arıyoruz. Tamam arıyoruz. Dokuz hala üzerinde. Cevap vermiyor şimdi. Cevap vermiyor diyorum şimdi de. Veysi Bey, Veysi Bey, ne olur bak, ne olur sakin olun. Allah rızası için sizden rica ediyorum. İnanın siz orada o yavrunuzun patiğini gördünüz, ayakkabısını gördünüz ve hani dağıldınız, beni de burada hakikaten dağıttınız. Ben sizden rica ediyorum, araç sizi benim olduğum yere getirebilir mi? Peki. Tamam. Bekliyorum sizi. Tamam. Bekliyorum. Tamam. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Adam hala ağlıyor kapatırken. Ne yapacaktık ya? Ağlamayıp ne yapacaktık? Oh, neyse. Şimdi gideyim. Hakikaten... Geldiği zaman ne olacak, nasıl olacak bilmiyorum ama en azından Gökhan Bey'e hani durumu bildireyim yani. Oturun, oturun. Ne oldu Ayşegül? Umudum sensin. Ne oldu? Çok heyecanlıyım. Gerçekten ne konuştunuz? Hayır mı, şer mi? Ne olur anlatın. Çok vallahi heyecanlıyım. Biraz ağlaştık Veysi Bey'le. Elimde değil benim de. Yani hani duyunca patik koymuşsunuz, bebek patiği. Hasreti patik mi? Evet. Onu görünce ağlamaya başladı tabii. Bir süre kendine şey yapamadı, gelemedi. Bilmiyorum hani şeyi neydi. Kolay değil. Kınalı kız. Ama geliyor.
Çok şükür. Çok şükür. Peki Gökhan Bey, yani şimdi siz bunu istiyorsunuz. Evet, durumunuzdan dolayı da böyle bir şeyi öngörüyorsunuz. Hani babası olsun ve kızım yalnız kalmasın diyorsunuz. Pelin buna hazır mı? Pelin öz babasını, yani biyolojik babasını hayatına sokabilecek mi? Bunu kabullenebilecek mi? Vallahi bilemiyorum Ayşegül Hanım. Ben onunla yıllar önce bu durumu konuştum. Bana istemediğini söyledi. Aramayacağını söyledi. Neden olduğunu söylemeyi düşünüyorum. Belki babasının onu sevmeyeceğini veya babasının onunla konuşmayacağını veya babasıyla görüşürse benim üzüleceğimi düşünmüş de olabilir. Çünkü kızım bana o kadar düşkün ki anlatamam. Yani her şey... Aranız iyi. Çok iyi. Arkadaş gibiyiz. Ne kadar güzel. Arkadaş gibiyiz. Ne kadar yani güzel. Onun mutluluğu için, onun geleceği için her şeyi yapıyorum. Birlikte kararlar arıyoruz, birlikte geziyoruz, birlikte gülüyoruz, birlikte eğleniyoruz. Onun mutluluğu benim her şeyim. Ben gidersem tek kalacak. Ay ne kadar iyisiniz. Tek kalacak. O yüzden kızım da çok idealist bir kız. Okumayı seven, çevresinde sevilen, sayılan bir insan. Ya istemez de şimdi babayı hayatında, yani öz babasını böyle bir şey kabul etmezse. Benim kızım öyle bir kız değil. Ben öyle yetiştirmedim Ayşegül Hanım. Merhametli, vicdan sahibi bir kız. Ay ne güzel. Öyle özgüvenli ki sanmıyorum aslında. Zaten yanlarındayım. Göçüp gitsem de ben yanlarındayım. Madde, manen her şekilde ben yardımcı olmaya hazırım. Evet, bu arada Veysi Bey geldi. Geldi mi? Geldi. İyi misiniz? Hayırlısı olsun. İnşallah. Heyecanlıyım, çok İnşallah. Heyecanlıyım. Ben sizi Bir Şansım Olsa masasına davet ediyorum. Veysi Bey'le konuşacağım. Çok heyecanlıyım. Sakin olun ne olur. İnşallah ondan sonra bir araya getireceğim sizi, tamam mı? Teşekkür ederim inşallah. Size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şu an ederiz. Çok dizlerim titremeye başladı heyecandan. Sakin olun. 22 yıl, bile kolay. 22 yıl sonra da Veysi Bey'le karşı karşıya geleceğim. Güzel bir vesileyle karşı karşıya geleceğiz. Sayenizde. Her şey güzel olacak diye düşündüm. Sayenizde Ayşegül Hanım. Estağfurullah, olur mu? Umarım her şey iyi geçer. İnşallah. Müsaadenizle. Müsaadesiz efendim. Sağ olun. Buyurun siz de. Veysi Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ne için burada olduğumuzu biliyorsunuz değil mi? Evet, kızım. Kızım iyi mi? Sağlık durumu nasıl? O da burada mı şu anda? Burada değil ama sağlığı gayet yerinde, merak etmeyin. Programa Gökhan Bey başvurdu. Gökhan Bey başvurdu demek. Evet. Bir an hasretle burada sandım. Ama olsun. Onun iyi olduğunu bilmekleri çok güzel. Teşekkür ederim sizlere. Rica ederim. Hasret'in ismi, siz onu evlatlık verdikten sonra Pelin olarak değişmiş. Ayşegül Hanım, o benim için hep hasret. Hep hasret. Yıllardır kanayan yaram. Hayatımın anlamıydı o benim. Ben onu da 6 aylık bebekken vermek zorunda kaldım. Çok zor durumdaydım. İnanın çok zor durumdaydım. Ama sağ olsunlar, Yeliz Hanım'la Gökhan Bey de çok iyi insanlardı. Ben onlar kadar iyi, onlar kadar kibar insanlar tanımadım. Bir gün bir umut belki karşıma çıkar, beni arar diye çok bekledim ama... merak ediyorum, buluşmayı neden Gökhan Bey'i istedi? Onu anlamadım hala. Şimdi şöyle, Yeliz Hanım zaten rahmetli olmuş. Ne yazık ki Veysi Bey, Gökhan Bey'in de sağlık durumu çok iyi değil. O yüzden zaten programımıza başvurdu ve sizi aramaya karar vermiş.
Sağlık durumu kötü dedi. Çok üzüldüm. Kızınız yalnız kalsın istemiyor Gökhan Bey. Ben onlar için hep dua ettim Ayşegül Hanım. Kızımı onların yanında mutlu hissettim. Ama Ayşegül Hanım, Yeliz Hanım da çok iyi bir insan. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Abi. Bir trafik kazasında kaybetmişler. Üzülmeyin Neyse Bey, üzülmeyin. İnşallah Gökhan Bey'in de sağlık durumu fazla kötü değildir. Ben kızım tam mutlu olacak. Niye evlatlık verdiniz? Çok geçim sıkıntısı çekiyordum Ayşegül Hanım. Yıllarda geçim sıkıntısı çektim. Belki bir gün düzelir diye bekledim ama düzelmiyor. Olmuyor. Ne babam bana iyi bir hayat bırakabildi, ne de ben eşim ve çocuklarıma iyi bir hayat bırakabildim. Zaten kızım da benim bu hayatım içerisinde kaybolmasın diye ben onu verdim. Ellerimi de teslim ettim. Ama çok yokluk çektim. Bir bilseniz. Zavallı annemi de zaten bu yokluk yüzünden kaybettim. Siz depremde annenizi de mi kaybettiniz? Hayır. Hayır Ayşegül Hanım. Annem, eşim Kevser Hasret'i hamileyken kaybettim. Evimiz çok küçüktü. Islamıyorduk evimiz. Bir bodrum katta hava almayan nemli bir yerdi. Bir türlü ıslamıyordum. Ben çalışıyordum. Eşim Kevser de didip dururdu. Zavallı annem o yaşlı haliyle örgü örerdi ki biz para kazanalım diye. Bir gün rahatsızlandı. Hastaneye kaldırmak zorunda kaldık. Zatüre olmuş zavallı anacığım. Hastaneye gidip gelmeye başladım. Ama her hastaneye gidip gelişimde çocuğumu ve eşimi oraya götürmek istedim. Neden biliyor musunuz? Çünkü hastane çok sıcaktı. Benim evim ise çok soğuktu. Bodrum kat, nem. Zavallı anacığım. Fazla dayanamadım. Vefat etti zaten. Siz ne iş yapıyordunuz Veysel Bey? Fırıncıydım Ayşegül Hanım. Fırıncı. Evet, çıraklık yapıyordum. Babam rahmetli olduktan sonra okulu bırakmak zorunda kaldım. Zaten seneden de bir ton borç benim sırtıma binmeye başladı. O yüklerle uğraşmaya çalıştım. Borçları kapatmak için çok çalıştım. Siz Pelin'i aradınız mı hiç Veysel Bey? Arayamadım Ayşegül Hanım. Yıllarca arayamadım. Zaten ben bir boşlukta gibiydim. Kendime bir düzen kuramamıştım. Şehir şehir, oradan oraya gezip duruyordum. Yani bir hale gibiydim. Düşünün, bir deprem oluyor. Sizin bütün sevdiklerinizi, her şeyinizi elinizden alıyor. Yapayalnız kalıyorsunuz. Bu hayatta tutunacak hiçbir şeyiniz olmuyor. Ben kızımı büyütemeyeceğimi düşündüğüm için kendi ellerimle teslim etmek zorunda kaldım. Ve sonra anladım ki hayatta tutunabileceğim tek dalımı, tek yavrumu da kendi ellerimle teslim etmişim. O zaten çok acayip bir şey. Yani hani bir tane evladınız zaten gitmiş. Hani diğeri de insan, demek ki çaresizlik. Çaresizlik çok kötü bir şey. Çok kötü. Bir de ne var biliyor musunuz? Çok kızdım kendime. Yıllarca hiç affetmedim kendimi. Ve kızımın karşısına çıkabilecek cesareti hiç bulamadım. Bana ne der diye. Beni kabul eder mi? Yıllarca ben ona babalık yapmamışım. Yüzüme tükürür mü? Çok korktum. Ama şöyle bir durum da var Veysel Bey. Kızınız sizi öğrenmiş. Gökhan Bey bunu saklamamış. Öğrenmiş mi? Evet, söylemiş. Yani epey bir zaman önce söylemiş hem de, hani demiş ki hani annen baban biz değiliz, seni biz büyüttük. Haberi var yani Pelin'in. Ne diyorsunuz? Hasretin size. Ne diyorsunuz Ayşegül Hanım? Evet. Yüreğime büyük bir su seftiniz şu anda. Ben, o beni kabul eder mi? Kim bilir bana nasıl kızar diye dinlenip dururken, çabalarken benim için çok büyük bir sürpriz oldu. O kadar şey güvenerek verdiğiniz yerde de hakikaten güveniniz boşa çıkmamış. Kendi öz evlatları gibi sevmişler, büyütmüşler, eğitmişler. Pırıl pırıl bir kız yetiştirmişler. Öyle mi? Evet. Ne yapıyormuş peki şu anda? Yakında psikolog olacak. Üniversiteyi bitirmek üzere.
Ayşegül Hanım, ne bu hayatımda duyduğum en güzel haber şu anda. Ama Allah onlardan razı olsun. Amin. Hem Yeliz Hanım'dan hem de Gökhan Bey'den. Ya kızımın bir meslek sahibi olduğunu, bir yerlere gelebildiğini bilmek inan bana şu anda o kadar iyi geldi ki. Gökhan Allah Bey. Hepinizden razı olsun. Sizden de razı olsun. Gökhan Bey sizinle görüşmek istiyor Veysi Bey, ne dersiniz? Ben nasıl onların karşısına çıkayım? Neden? Onların yüzüne ben nasıl bakabilirim? Neden? Ben bebeğimi vermişim. Bir baba olamamışım. Siz yavrunuza tekrar kavuşmak istemez misiniz? Kim istemez? Çok isterim ama ben onu nasıl, yüzüne nasıl bakacağım hayır, tekrar? Hayır, öyle düşünmeyin. Bakın, öyle düşünmeyin, olur mu? Kızımın doğumundan bu zamana kadar 23 sene geçmiş. Ben artık kızımın yüzüne bakamam. Ben onu evlatlık vermiş bir babayım. Onu büyütememiş, iyi günde, kötü günde yanında olamamış bir insanım. Ama sebepleriniz çok, çok geçerli. Ama bunları nasıl anlatacağım ona? Beni dinleyecek mi bakalım? Bana çok kızacak belki. İnanın Gökhan Bey de çok yardımcı olacaktır size. Ya bilemiyorum ki Ayşegül Hanım. Kızım bana çok kızıp beni belki de bir daha görmek istemeyecek. Haklı da ama bunda. Şimdi şöyle. Bence. Bir şey söyleyeceğim ben. Veysi Bey bir sakin olun önce, tamam mı? Bir sakinleşin bak. Ağladınız, üzülmeyin. Beni de ağlattınız. Ama aracımızda bir video var. Ben o videoyu izlemenizi istiyorum sizden. Ayşegül Hanım, ben öldü bilsin daha iyi. Ne olur. Yok yok, sakın, hayır. Bunu hele hiç yapmayın, gözünüzü seveyim ya. Şu hiçbir şey için geç değil bakın. Hiçbir şey için geç değil. Şu videoyu bir izlemenizi rica ediyorum. Ondan sonra eğer yok ben hani inmek istemiyorum, gelmek istemiyorum derseniz zaten yapacak bir şey yok. Araç sizi aldığı yere götürür. Ama gelirseniz inanın çok mutlu olurum. Peki. Emin olun Gökhan Bey de çok mutlu olur. Tamam değil mi? İnşallah. Tamam. Peki. Tamam o tamam, zaman. Tamam, ben sizi şimdi videoyla baş başa bırakacağım. Peki. Tamam. Tamam Ayşegül. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizi bekliyorum. Ne olur sakin olun. Tamam. Ne olur yalvarıyorum. Veysi merhaba. Umarım bu mesajım sana ulaşır da benim içim rahat eder. Depremin olduğu gün sizi tanımam benim hayatımı değiştirdi. Yaşadığınız acıyı anlamam mümkün değil. Ama biraz olsun sizi rahatlatacak bir şey söyleyebilirim. Pelin, yani Hasret, o kadar güzel bir kız oldu ki. O bizim hayatımıza girdiği günden beri Yeliz'le ben de en mutlu günlerimizi yaşadık. Bize bunları yaşattığınız için size teşekkür ederim. Siz onun öz babasısınız. Oturun lütfen, oturun. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Hoş bulduk. Veysi Bey epey zor günler geçirmiş. Gökhan Bey zaten yani temelden gelen bir yoksulluk ve devam etmiş yaşam boyunca. Ayşegül Hanım, ben kızımın bu konuda nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Gerçekten çok zor benim. Yalvarırım. Lütfen yalvarıyorum size, bana yardım edin. Nasıl bir yardım istiyorsunuz Gökhan Bey? Ben kızıma bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Kızım nasıl tepki vereceğini de tahmin edemiyorum. Lütfen. Yalvarıyorum size. Bana bu konuda yardım edin. Ben kızımı arayayım. Buraya davet edeyim. Ama şimdi Gökhan Bey tamam da bu çok hassas bir konu çocuk. Yani bir yani siz neyi anlatmak istiyorsunuz? Hastalığınızı da bilmiyor evladınız. Onun işi sizlerin sayesinde sizlerle birlikte söylemek istiyorum. Yani ben bu gücü kendimde şu an bulamadığım için bana yardım etmenizi istiyorum bu konuda. Ama çocuk bu duruma nasıl hazırlandı ya da yani nasıl bir tepki verecek? Rahatsızlığınızı bilmiyor, öğrenecek. Sonra biyolojik babası burada öğrenecek. Yani çağırmanız doğru mu? Belki doğru olmayabilir. Ancak bana bir şey olursa hiç olmazsa yalnız kalmayacak.
Yalnız kalmayacağı için babasının yanında daha mutlu olacağına inanıyorum. Ya ona ben kızım de... çok olgun bir kız aslında. Çok olgun. Bunları öğrenmenin zamanı geldi artık kızımın. Bir şekilde ben bu kızıma bu derdimi, bu hastalığımı anlatmak zorundayım efendim. Yalvarıyorum lütfen. Lütfen yalvarıyorum size bana yani yardım edin. Yani ben sadece Pelin'i düşündüğüm için yani böyle bir şey yani... Oh. Değil mi pat diye burada bir çocuğa bir şok bir şey yaşatacağız ya. Yani bilmiyorum, bilemedim şimdi. Ben bir aramak istiyorum. Buyurun arayın ne diyeyim yani hani... Teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Müsaadenizle. Yani bu ne kadar doğru bir şey bilmiyorum yani. Aslında bana hiç doğru gelmiyor. Çünkü çocuk hani yıllardır onu büyüten insanın ciddi bir rahatsızlığı olduğunu öğrenecek. Akabine biyolojik babası burada onu duyacak filan. Yani hani pat diye bilmiyorum ne kadar bana çok doğru gelmedi ama göreceğiz. Konuşuyor kızıyla. Hadi bay bay. Fazla uzak değil. Şimdi gelecek kızım. Teşekkür ederim. Bana çok güç verdiniz. Gerçekten siz olmasanız ben bunu başaramazdım. Vallahi estağfurullah ama hakikaten... hani bu gücü kendinizde şu an bulmanız hani... Bilmiyorum Pelin'i düşünüyorum. Pelin güçlü bir kız. Yani gerçekten güçlü, sağlam bir iradeye sahip. Ben de gerçeği yine de her ne kadar olursa olsun endişeleniyorum. Kızım için gelsin bakalım nasıl bir tepki olacak, nasıl bir şey olacak. Kızıma her şeyi izah edeceğim, her şeyi anlatacağım. Ya şimdi şey Veysi Bey'i beklerken biz bir de Pelin'i bekliyoruz şimdi. Hakikaten bizim programda ne zaman neyin ne olacağı belli olmuyor valla. Hani tedirginlikleri var. Bir sanki garip bir mahcubiyeti var yani. O yüzden gelir mi gelmez mi biraz açıkçası tereddüt ve geldi. Buyur gel. Hoş geldiniz Veysi Bey. Hoş bulduk. Yıllar sonra ya böyle değil mi? Evet. Nihayet bir araya geldik. Nasılsın? Çok şükür iyiyim. Sağlığın yerinde mi? Benim sağlığım yerinde ama ben bazı şeyler duydum. Ayşegen onu bahsetti bana. Sizin sağlığınız iyi değilmiş. Öncelikle çok büyük geçmiş olsun. Yeliz Hanım da vefat ettiğini öğrendim ben. Onun mekanı cennettir. Onun gibi iyi insanları Cenab-ı Allah mekanını alır. Cennetine kabul eder. Teşekkür ederim. Öyle, öyle tabii. Kızım bu sene son senesi. Psikoloji okuyor kızım. Gelecekte iyi bir psikolog olacak. Ben bunu öğrendim. Ve inan... Onun çocukluğu hala gözümün önünden gitmiyor. Ellerimden kayıp size verdiğim günü hala unutamıyorum ben. Onun o kokusu hala burada. Yani sizden artık ne diyeyim ben? Allah bir kere razı olsun. Sizden de razı olsun Veysi Bey. Sizden de razı olsun. O patik zaten kendimi size tanıtabilmem amacıydı. Şimdi senelerce sakladık. Şükrettik halimize. Allah hiçbir anne babaya bu acıyı yaşatmasın, tattırmasın. Yani... Ama biliyor musun kızım çok olgun bir kız.
Maşallah. Yani çok zeki, çok zeki maşallah. Siz de... Ne mutlu size, yani ikiniz de. Anlayacağını sanıyorum yani. Sizi olgunlukla karşılayacağını, anlayacağını sanıyorum. Arada biliyor musunuz şeyi? Öyle mi? Evet. Aradım. Pelin... Aradım. Yani hasret size göre buraya geliyor biliyor musunuz? Peki, peki beni affedebilecek mi? Ya ama hiç onu yani hiç işin kötü tarafı, işin acıklı tarafı ne biliyor musunuz? Gökhan Bey rahatsızlığından hiçbir şekilde söz etmemiş. Hiç bahsetmiyor. Bilmiyor çocuk, hiç bilmiyor yani. Belki... Şimdi ben de biraz onu düşündüm yani birden arayayım dedi, aramak istedi falan ama yani düşünsenize bir yandan yani onu büyüten baba dediği insanın çok ciddi bir yani, rahatsızlığı olduğunu öğrenecek. Siz buradasınız. Yani o çocuk nasıl bir hani şeyde olacak bilmiyorum ama siz de... Ama şu an ama Ayşegül Hanım tekrar bir travma olmaz mı çocuk için? Ya ben de aynı şeyi düşündüm. Yani Esin bunun Bey. Hani alıştırıla söylenmesi gerektiğini evet. Ama Gökhan Bey destek istiyor. Şu an ben biyolojik babası olmasam da sizin duygularınızı anlayabiliyorum. Sizin duygularınızı, hislerinizi en iyi anlayanlardan biri benim. Bakın ben çocuğum yıllarca aramak istedim. Ama o cesareti bulup da karşısına çıkamadım. Çünkü ben onu terk etmiş bir babayım. Ellerimle sizlere teslim etmiş, vermiş bir babayım. Bunun üstesine nasıl geleceğiz? Öyle düşünmeyin. O günkü yıkımınızı, çaresizliğinizi bir saat ben yaşadım, gördüm. Zaten konuşmuş. Ekonomik çöküntü içindeydiniz. Evet. Şeyi de söyledim ben size, birlikte konuştuğumuzda da söyledim. Zaten anlatmış Gökhan Bey. Tabii. Detaylı olarak öz babası, ama yani detaylı nihayetinde öz babası olmadığını, öz annesi olmadığını söylemiş. Söyledim. Pelin bundan haberdar ama anladığım kadarıyla ilk öğrendiğinde falan şey yapmış yani hani... Böyle bir şey kabul etmediğini. Kabul etmedi. Çünkü bana çok düşkün. Bana çok düşündü. O yüzden kabul edemedi. Benim babam sensin dedi. Ben de ona daha sonra detayları anlatacağımı, birlikte buna karar vereceğimizi uygun gördüm. Aradım ama merak etmeyin. Anlayacağını düşündüm merak yani. Etmeyin. Gerçekten kızım çok anlayışlı. Evet ben oldum, kendi yetiştirdiğim diyor çocuktan eminim diyor. Çok yani. Oldum. Hani Gökhan Bey aynı ben de sizin gibi düşündüm. Hani ay tedirgin olmayın ya siz çok tedirgin oldunuz. Kendimi tutacağım ben. Gelsin bakalım diyor. Abi evet. Araç geldi ama. Ben bakamayacağım. Ya bizim ekibin araçlarından bir tanesi. Evet, Pelin Hanım olabilir mi? Evet, evet Pelin. Aa, ben karşılayayım. Pelin Hanım. Merhaba. Merhaba, Ayşegül Günay. Nasılsınız? Pelin ben, teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Pelin şimdi böyle hani emrivaki gibi oldu. Apar topar seni programımıza davet ettik ama... sakin tut kendini, iyi tut, kötü bir şeyle değil. Hatta bence hani senin için iyi olacak şeylerle karşılaşacaksın diye düşünüyorum. Tamam, hadi gel. Pelin şöyle geç, babanın yanına doğru geç bakalım. Gel kızım. Baba, ne oluyor burada böyle? Ne işler karıştırıyorsun? Kameralar filan değil mi böyle? Evet. Rahat ol, hiç rahatsız olma. Gerildim ben biraz. Hiç gerilme. Biz babanla beraberiz. Güzel kızım. Çok iyi zamandır. Sana yıllar önce bahsetmiş olduğum kişi baban. Hasret. Ben sana çok hasret kaldım. Sen üzmek istemedim. Sana ulaşmaya çok çalıştım ama o gece kendimde göremedim. Hasret falan değil, benim adım Pelin. Seni tanımak istiyorum kızım. Yani hani bunu lütfen yapma bunu bana. Gerek var mıydı baba? Pelin, ben çağırdım.
Neden? Bana sordun mu? Ben istiyor muyum böyle bir şey? Benim bir fikrimi al, ben isteseydim bulamaz mıydın? Baba ben seni üzmek istemedim. Pelin, bilmen gereken bazı şeyler var. Senden saklamıştım. Bilmen gerekiyor. Ben hastayım kızım. Kanser hastasıyım. Yakında kemoterapiye giriyorum. Bana bir şey olursa sana sahip çekecek arkamda biri olması gerektiğini düşündüm. Baba ne diyorsun sen? Hasret. Yalnız kalmamak istiyorum. Ne hastalığın? Ne kerem? Kemoterapisi ne diyorsun ben baba? Kanserim kızım. Ben neden şu an burada bunu öğreniyorum? Benim. Yani... Ya Ayşegül Hanım kafayı yiyeceğim yani şu an. Burada mı öğrenmem gerekiyordu bunu baba? Bana neden daha önce söylemiyorsun? Yavrum ben senin vicdanlı biri olduğunu biliyorum. Ben seni merhametli bir evlat olarak yetiştirdim. Bugün bunları öğrenme çağın geldiğini bekledim yıllarca. Lütfen büyük konuşma. Büyük konuşma kızım. Hazret bunu benden esirgeme ne olur. Senin bir ayağına taş değse benim de ayağıma taş değer. Yıllarca bu ne biçimde hissettim. Bak yıllar 23 sene sonra kavuştum sana. Ne olur. Bunu bana çok görme yemin. Ne olur. Sen çok mu seviyordun beni? Evet. Öyleyse neden depremin ortasında bıraktın gittin? Hayır depremin ortasında bırakmadım. Hayat ya bırak ya gerektiğini. 23 sene geçmiş kalkmışsın gelmişsin aramamışsın sormamışsın. Bu adam benim babam, bu adam beni büyüttü, bu yaşa getirdi. Sen benim babam falan değilsin, bana da kızım falan deme. Pelin öyle baba, konuşma lütfen. Kızım. Öyle konuşma. Baba, o gün baban seni... Lütfen gidelim. Hayır kızım bir dinle, bir dinle babanı. Ben seni niye verdim biliyor musun? Benim yaşadığım o çok sefil hayatı sen yaşama istedin. Çok çaresizdi kızım. Eşini kaybetmiş. Ablanı kaybetmişti. Küçücük el kadar çocuktun sen yavrum benim. Kendine bakacak durum yoktu. Her şeyini kaybetmişti. Çaresizdi. Senin geleceğin için, senin mutluluğun için, senin büyümen için bana verdi. Anlayışlı ol kızım. Hayır. Ben seni büyütemezdim. Hayır. O şartlarda büyütemezdim seni Pelin. Baba. Evladım. Ayşegül Hanım özür dilerim. Yani sizin programınızla alakalı bir şey değil. Ben bunları burada konuşamam. Hayır. Pelin kızım. Baba hayır lütfen gidelim lütfen. Evladım gel dinle. Dinle. Hayır Ayşegül Hanım hayır istemiyorum. Bir dakika bir saniye bir saniye. Lütfen. Bak sen gerçekten hiç bunları yaşamak zor. Kızım. Oy. Anlamıyorum yani. Bak, çok zor biliyorum. 23 yılı geçti. Yavrum biliyorum çok zor. Sen zaten bunu önceden duymuşsun. Anladın mı? Hani böyle bir şeyin olduğunu da biliyor musun? Ama bak beni bir dinler misin? İstemiyorum. Tamam biliyorum ben. Bu adam beni bu yaşa getirdi. O büyüttü. Ben istemiyorum. O adam benim babam değil. Ya yürüyelim artık gel hadi gel artık yürüyelim. Gel sen. Şu an elim ayağım titriyor gerçekten hani. Hani nasıl şimdiye kadar bana söylemiyor hastaymış kemoterapiye başlayacak. Üzülmeyesin diye kızım. Şu an mı öğrenmem gerekiyordu Ayşegül Hanım? Çaresiz kalmış, düşünmüş. Yani hakikaten hastalığının ciddi boyutlara vardığını fark ettiği zaman o da yine seni düşündüğü için yavrum diyor ki yani hani bu çocuğu ben böyle bu yaşa kadar büyüttüm, getirdim. Bu çocuk şimdi yani gerçek bir baba gerçekten Gökhan Bey'de.
tamamen yalnız kalmayasın, sahipsiz kalmayasın duygusuyla. Ben sahipsiz değilim. Ben kendi ayaklarımın üstünde dururum. İlla ki durursun ama beri tarafta da hiç seni istemeden bırakan bir adam var. Yani bak senin rahmetli annen ki biyolojik annen de zaten şeyde rahmetli olmuş depremde ki ablan da. Babam bütün bunların psikolojisinde... Yani bir de çaresizlikten zaman, seni madem ve... beni neden 23 yıldır aramıyor? Yavrum, Ayşegül Hanım ben 23 yaşındayım. Bugüne kadar beni ne aradı, ne bak, sordu? Bak o da sana zarar vermemek neden? İçin. Yani diyor ki elimde yoktu, avucumda yoktu, yoksuldum. Emin bir yere teslim ettim çocuğumu diyor. Hayır, alakası yok. Tamam. Bir süre sonra zaten o da onun farkına varıyor ama... sen iyi olasın, iyi ellerde büyüyesin, yetişesin, eğitilesin diye yapılıyor bütün bunlar. Anladın mı? Ne olur anlamaya çalış. Birazcık bir bak şu an... Sen de çok haklısın. Öyle bir şey duydun ki. Sonra biyolojik babanı gördün burada. Yani ne olur gözünü seveyim yapma. Yapma birazcık düşün. Hiç kimse demiyor ki sana işte git buradan babanın yanından işte Gökhan Bey'in yanından git öbür tarafta dur. Kimse böyle bir şey söylemiyor ama. Babam değil. Bir şey söyleyeceğim. Bak sen bir sakinleş. Arkadaşlar. Alabilir miyiz Pelin'i? Pelin biraz dinlen, elini yüzünü yıka. Hadi. Ben yanlarına gideceğim. Bak sen akıllı bir kızsın, besbelli. Tamam mı? Kendini bu hale getirme. Bir düşün. Hadi arkadaşlar, hadi. Gel kızım. Ay bazen var ya hakikaten yani haksız mı çocukta? Ay bak dediğim oldu işte. Hani çağıralım burada tamam illaki destek falan ama yani. Ay inşallah toparlar ki toparlayacaktır diye düşündüm. Ya haklı çocuk. Yani hani ben bu durumu tahmin ettim zaten. Söyledim Gökhan Bey. Siz hani belki üstünüzden büyük bir yük attınız ama hakikaten farkında olmadan bizlerin de üzerine büyük bir yük bindirdiniz. Ben bağrıma taşmasar biraz daha beklerim. Pelin geliyor. Siz bana bırakın. Bir dakika. Bırak. Gel Pelin. İyisin. Daha iyisin değil mi? Şimdi Gökhan Bey bir şey rica edeceğim. Pelin'i alın siz. Gidin evinizde yahut başka bir yerde biraz baba kız konuşun. Dinlenin. Sakinleşsin Pelin de. Ondan sonra zaten irtibat kuracağız biz sizinle. Tamam mı Pelin'ciğim? İyisin değil mi? Daha iyisin. Canım buyurun, benim. Buyurun. Güzel kızım. Alın Pelin'i. Müsaade edin. Haydi bakalım. Gel kızım. Gelecektin, gelmez oldun. Halimi hiç sormaz oldun. Yaralarımı sarmaz oldun. Yokluğundan soldu gönlüm. Gözlerimde kanlı yaşlar. Hasretin bu noktadan sonra size düşen sabır. Sabredeceksiniz. Yani yıllarca zaten evladınıza hasret kalmışsınız istemeyerek. Sabredin. Ben inanıyorum ki Pelin iyi bir çocuk belli. Hakikaten Allah razı olsun iyi yetiştirmiş Gökhan Bey de. Ben onun olgunluk göstereceğini ve zamanla sizi tanıyacağını, tanımaya çalışacağını tahmin ediyorum. Yani inşallah siz de bir baba kız olarak hayatınızın geri kalan kısmında Pelin'le görüşürsünüz diye düşünüyorum. Ne olur sabırlı olun. Üzülmeyin, üzmeyin kendinizi. Tamam. İnşallah. Ben size güveniyorum. Gelecektin, gelmez oldun. Halimi hiç...
Öyle avutmak için söylemedim ben Meysi Bey'i. Gerçekten iyi yetiştirilmiş bir çocuk belli. Ve inşallah Allah şifa versin Gökhan Bey'e. Meysi Bey'le de Gökhan Bey'le de Pelin güzel zamanlar geçirsin inşallah. Mutluluk zaman alıyor. Ama bazen de zaman sevdiklerimizi alıyor. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşça kalın.